Merhabalar, Elif'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Antalya yöremize ait farklı bir meze ipeç tarifini paylaşmak istiyorum. Rondonun içerisine bir buçuk su bardağı tahini alalım. Üzerine bir su bardağı taze sıkılmış limon suyu, 3-4 diş rendelenmiş sarımsak ve bir dolu tatlı kaşığı kimyon ekleyelim. 1 dolu tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve 1 silme çay kaşığı kadar tuz ekleyelim. Ve daha sonra rondodan geçirelim güzelce. Mezemizin sürülebilir bir kıvamda olması gerekli. Üzerine çeyrek çay bardağı kadar su ekleyip güzelce karıştırıyorum. Bu kıvama gelmesi için Yeteri kadar su ekleyebilirsiniz. Su miktarını biraz daha arttırabilirsiniz. Bakın kıvamı bu şekilde olmalı. Servis tabağına alalım. Üzerini kırmızı toz biberle süsleyelim. Hibeş mezemiz servis için hazır. Bakın bu şekilde ekmeğin üzerine sürerek davet sofralarınız için kanepelerde hazırlayabilirsiniz isterseniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Merhabalar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz her türlü sofranıza çok yakışacak tam kıvam haydari tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Tavanın içerisine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine 1 dolu yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyip eritelim. 2 3 diş rendelenmiş sarımsak ekleyip birkaç saniye kadar karıştıralım. Daha sonra üzerine 1 dolu tatlı kaşığı nane ekleyip birkaç saniyede bu şekilde karıştıralım. Ocaktan alıp soğumaya bırakalım. 100 gram kadar beyaz peyniri rondodan geçirelim. İsterseniz çatalla da ezebilirsiniz. Tamamen pürüzsüz bir kıvam alması gerekli. Daha sonra yarım kilo süzme yoğurdun üzerine rondodan geçirmiş olduğumuz beyaz peyniri ekleyelim. Yarım demet ince kıyılmış dereotunu ekleyip tamamen soğumuş olan yağımızı da ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Peynir eklediğimiz için tuzunu hemen eklemedim. Tadına bakalım ve gerektiği kadar tuz ekleyelim. Ben bir çay kaşığı kadar tuz ekledim. Tekrardan karıştırıyorum. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Haydarimiz hazır. Servis tabağına alalım. Üzerini kapatıp yaklaşık 1-2 saat kadar buzdolabında bekletirseniz haydariniz çok daha lezzetli olacak. kıvamı çok daha güzel olacak. Ben yaklaşık 1 saat kadar beklettim. Tekrardan karıştırıp servis tabağına alalım. Ve üzerine bir miktar zeytinyağı gezdirelim. Ben dereotuyla bu şekilde süslemek istedim. Siz de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Haydarimiz servis için hazır. Sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz tadam herkesin çok beğendiği, çok hafif ve çok lezzetli taze fasulye yoğurtlaması tarifini paylaşmak istiyorum. Yarım kilo taze fasulyeyi iyice yıkayalım. Daha sonra baş ve sap kısımlarını kopartarak ortadan ikiye bölelim ve videoda gördüğünüz gibi 2 veya 3'e bölerek doğrayalım. Fasulye kararmasın diye üzerine bir çay kaşığı kadar toz şeker veya 1 adet küp şeker, 1 çay kaşığı kadar tuz, 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı Ve 1 su bardağı su ekleyip ocağa alalım. Tencerenin kapağını kapatalım, kısık ateşte ara ara karıştırarak kontrollü bir şekilde fasulyeler yumuşayana dek yaklaşık 25-30 dakika kadar pişmeye bırakalım. Ben yaklaşık 25 dakika kadar pişirdim. Gördüğünüz gibi dibinde çok az bir suyu var. Fasulyeyi süzgecin içerisine alalım ve süzdürelim. Ayrı bir tavanın içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ, yaklaşık 4-5 adet irice doğranmış sivri biber, 1 adet kırmızı kapya biber yine irice doğranmış, yarım çay kaşığı kadar tuz ekleyip karıştıralım. Daha sonra tavanın kapağını kapatarak orta ateşte ara ara karıştırarak kızarmalarını sağlayalım. Biberi seviyorsanız miktarlarını arttırabilirsiniz. Bu tarifte çok yakışıyor gerçekten. Biberlerimiz kızarırken süzülmüş olan taze fasulyeyi servis tabağının içerisine alalım ve yayalım. Daha sonra biberi ara ara karıştırarak kızartmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızardı. Yaklaşık 8-10 dakika kadar kızarttım. Şimdi yağını iyice süzdürerek videoda gördüğünüz gibi fasulyenin üzerine alalım. Kalan yağda üzerinin domates sosunu hazırlayacağız. Biberi fasulyenin üzerine yayalım ve ayırmış olduğumuz biberleri kızarttığımız yağın üzerine 3 adet orta boy domatesi kabuklarını soyarak küçük küpler halinde doğrayıp üzerine ekleyelim. Üzerine yine yarım çay kaşığı kadar tuz ekleyip karıştıralım. Tavanın kapağını kapatalım. Kızık ateşte ara ara karıştırarak domatesler iyice yumuşayana dek yaklaşık 10 dakika kadar pişirelim. Gördüğünüz gibi domatesler iyice yumuşadı, ezilecek kıvama geldi. Gayet güzel oldu. Ocaktan alalım. Ayrı bir kabın içerisine yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar süzme yoğurdu aldım. Üzerine çay kaşığının ucu ile çok az miktarda tuz ve 1 dolu yemek kaşığı normal yoğurt ekleyip karıştıralım. Ben sarımsak eklemedim ama dilerseniz sarımsak ekleyebilirsiniz çok yakışacaktır. Yoğurdu iyice karıştırıp üzerine yayalım. Ben görsel güzelliği için karıştırmadım ama sizler isterseniz tamamını karıştırabilirsiniz. Yoğurdu yaydıktan sonra üzerine pişirdiğimiz domates sosunu yayalım. Gördüğünüz gibi harika görseli ve harika lezzetiyle taze fasulye yoğurtlamamız servis için hazır. Her türlü sofranıza çok yakışacak, çok çok lezzetli. Özellikle diyet yapanların da favori tariflerinden biri olacak. Taze fasulye yoğurtlamasını mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Merhabalar Elif'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere 5-10 dakikada kolayca yapabileceğiniz çok lezzetli yoğurtlu biberli atom meze tarifimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle 6-7 tane kadar acı kuru biberleri kasenin içerisine alalım. Üzerine sıcak su ekleyip yaklaşık yarım saat kadar üzerine bir tabak kapatarak bu şekilde bekletelim. Çok kuru olmasın. Biberlerimizin biraz yumuşaması için yapıyoruz bu işlemi. Sap kısımlarını ve içini temizleyerek biberlerimizi videoda gördüğünüz şekilde doğrayalım. Daha sonra bir tavanın içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı veya sıvı yağ da ekleyebilirsiniz ekleyelim üzerine biberlerimizi ilave edelim Kısa yakın orta ateşte yaklaşık 5 dakika kadar Karıştırarak kavuralım Biberlerimizin güzelce kavrulması gerekli Kıtır kıtır olması gerekli Daha sonra üzerine bir dolu tatlı kaşığı tereyağı ekleyelim 1 çay kaşığı kadar kırmızı pul biber ve çok az miktarda tuz ekledim ve biberimizi ocaktan alalım. Ayrı bir tabağın içerisine yaklaşık 400 gram kadar üzme yoğurdu ekledim. Üzerine 2-3 diş kadar rendelenmiş sarımsak ve az miktarda tuzunu ekleyip karıştıralım. Tuzunu kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz miktarını. Güzelce karıştırıp servis tabağının içerisine alalım ve üzerine kavrulmuş biberimizi dökelim. Enfes atom mezemiz servis için hazır. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Merhabalar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Adıyaman yöresine ait harika bir lezzet dövmeç tarifimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle sebzelerimizi közlemek için tepsinin içerisine 5 adet orta boy patlıcanı önce yıkayarak aldım. Bakın sapındaki yeşil kısımları koparıyorum. Çatalla üzerlerine Delikler atalım. 2 adet orta boy kırmızı kapya biberi de oyarak yerleştirelim. Daha kolay soyabilmek için 8-10 tane sivri acı biber kullandım. Siz daha etli yeşil biber de kullanabilirsiniz. Çok daha güzel olur. Ve 3 adet orta boy domatesi de ikiye bölüp yerleştirelim tepsimize. Bir baş soyulmuş sarımsak. Onu da ekleyip 250 derecelik ısınmış fırında sebzelerimiz közlenene dek pişirelim. Bakın üst kısımları kızardı. Çeviriyorum. Hepsini çevirdikten sonra tekrar fırına verelim. Diğer taraflarının da kızarmasını sağlayalım. Ve sebzelerimizin her iki tarafları da güzelce közlendi. Ben daha kolay soyabilmek için bir kabın içerisine aldım. Bir poşetin içerisine de alabilirsiniz. Kapağını kapatıp 15-20 dakika kadar bekletelim. Daha sonra kabuklarını kolayca soyabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde soyuluyor. İsterseniz fırında değil de ocağın üzerinde de közleyebilirsiniz. Biberlerimizi de aynı şekilde kabuklarını soyalım. Tohumlarını da temizleyelim. Tüm sebzelerimin kabuklarını soydum. Şimdi irice olacak şekilde doğruyorum. Çünkü daha sonra döveceğim. Daha kolay dövebilmek için irice doğramak istedim. Daha sonra bakın karıştırdım hepsini karıştırdıktan sonra hepsini buzdolabı poşetlerine koyup derin dondurucuda saklayabilirsiniz isterseniz. Daha sonra tahtanın üzerine az miktarda alalım. Geniş tabanlı bir bardak ile videoda gördüğünüz gibi sebzelerimizi ezelim, dövelim. Zaten çok kolay bir şekilde eziliyor. Yok ben bu şekilde ezmeyle uğraşamam derseniz Rondodan da geçirebilirsiniz isterseniz. Ve hepsini ezdikten sonra bir kabın içerisine aldım. Üzerine birer çay kaşığı kadar pul biber ve tuz ekliyorum. Ve üzerine çeyrek çay bardağı kadar ben zeytinyağı ve sıvı yağ karıştırdım ve iyice kızdırdım. Üzerine döküyorum. İsterseniz tamamen zeytinyağı veya sıvı yağ olarak da kullanabilirsiniz güzelce karıştıralım. Ve dövmeçimiz servis için hazır. Servis tabağımıza alalım. Üzerini düzeltip ben biraz da üzerine zeytinyağı gezdirdim. Harika bir lezzet oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Merhabalar. Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine Antakya'mızın enfes mezelerinden biri olan yoğurtlama tarifimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle 1 kilo kadar patlıcanı közlemek için tepsinin üzerine bir adet yağlı kağıt yerleştirdim ben fırında közlemek istiyorum siz isterseniz ocakta da közleyebilirsiniz Bakın yeşil kısımlarını kopartarak Tepsinin içerisine yerleştirdim 250 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika kadar Közlendi daha sonra maşayla çevirelim Diğer tarafını da tekrardan Fırına veriyorum Yaklaşık yarım saatte patlıcanlarım közlendi. Kapaklı bir tabağın içerisine topluyorum. İsterseniz poşetin içerisine de yerleştirebilirsiniz. Tabağın kapağını kapatalım. Bir 15 dakika kadar bu şekilde bekletirseniz çok daha kolay soyacaksınız patlıcanları veya poşetin içerisinde bekletebilirsiniz dediğim gibi. Bakın kolaylıkla soyuluyor. Evet bütün patlıcanlarımı soyduktan sonra sap kısımlarını kesip bakın tahtanın üzerinde bu şekilde mümkün olduğu kadar incecik olacak şekilde kıyalım. Genişçe bir tabağın içerisine yaklaşık 350 gram kadar süzme yoğurdu alalım. Ben kendi süzdürmüş olduğum yoğurdu kullandım. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar da normal yoğurt ekledim. Aslında burada ölçüler çok da önemli değil. Bol miktarda süzme yoğurt bu tarife çok yakışıyor. Üzerine 2-3 diş rendelenmiş veya dövülmüş sarımsak ekleyelim. Ve yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Güzelce karıştıralım yoğurdu Kıyılmış patlıcanı üzerine ekleyelim Ve tekrardan güzelce karıştıralım Servis tabağına alalım yoğurtlamamızı üzerini düzeltelim Bakın bayağı bir bol miktarda çıkıyor isterseniz yarım kilo patlıcanla da yapabilirsiniz. Üzeri için bir tavanın içerisine bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ve bir iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıp eritelim. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar pul biber ekleyip birkaç saniye kadar karıştırıp ocaktan alalım. Ve yoğurtlamanın üzerine gezdirelim. İsterseniz üzerine pul biberli yağ yerine kavrulmuş kıyma da gezdirebilirsiniz. Bu şekilde de çok güzel oluyor. Antakya'da genellikle bu şekilde yaparlar kavrulmuş kıymayla. Ama böyle de çok güzel oluyor. Pul biberli yağda. Merhabalar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere başta kahvaltı sofralarınız olmak üzere her türlü sofranıza çok yakışacak peynirli girit ezme tarifimi paylaşmak istiyorum. Rondonun içerisine yaklaşık 200 gram kadar yağlı beyaz peyniri alalım. Üzerine yine 200 gram kadar süzme peynir kullandım ben. Üzerine 1-2 diş rendelenmiş sarımsak, 1 dolu tatlı kaşığı kekik, çay kaşığının ucu ile çok az miktarda karabiber, ve çeyrek çay bardağı kadar ben hakiki zeytinyağı kullandım. Siz isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Tüm malzemeyi incecik olacak şekilde rondodan geçirelim. Kalmış peynirleriniz varsa bu tarifte değerlendirebilirsiniz. Ama mutlaka beyaz peynir de kullanmalısınız. Ve bakın kıvamı gördüğünüz gibi sürülebilir bir kıvamda. Mezemizi servis tabağına alabiliriz. Ben dondurma kaşığı kullanarak sunumumu yapmak istedim. Sizlerde dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Üzerine yine kekik serpiştiriyorum. Biraz da pul biber ve tane karabiber serpiştirdim. Üzerine yine zeytinyağı gezdiriyorum. Ve peynirli giri tezmemiz servis için hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.